Ayak bileği sakatlanmaları veya ağrıları sporcularda ve sporcu olmayan kişilerde sık gördüğümüz eklem problemlerinden. Yeni ortaya çıkan düşme, çarpma, zorlanma sonucu ayak bileği ağrısında işte kırık, çıkık, bağ hasarı, bağların yırtılması, kemik hasarı olup olmadığına karar vermek gerekir. Bu sporcuda da sporcu olmayanda da aynı sonuçlara yol açabiliyor. Ameliyat, alçılama gerekli olup olmadığına karar vermek. Ne kadar dinlenmesi gerekir sporcunun. Ve bundan sonra tabii ne kadar rehabilite edilmesi gerekir. Rehabilitasyon programının ne olması gerektiği, ne karar vermek lazım. Bu akut ağrılar dışında sık bir şekilde diğer eklemlerde olduğu gibi uzun zamandan beri devam eden kronik ayak bileği ağrıları da karşılaşıyoruz. Bu kronik ayak bileği ağrıları eklemlerin yorulması, sürekli kullanılması, bazen yanlış kullanılması sonucu ek kemiğin, bağların, tendonların yorulmasından kaynaklanan uzun süre devam eden ve tekrarlayan ağrılar oluyor. Ayak bileğinin arkasındaki aşil tendonu, öndeki, iç yan, dış yandaki tendonlar ve bağların ağrısı olabiliyor. Veya dediğim gibi kemiklerin yorulmasından kaynaklanan kemik stresi, kemik ödemi de sık karşılaştığımız problemlerden biri. Bu kronik ve tekrarlayan ayak bileği problemlerinde muhakkak o bölgenin eklem hareketleri, ayak bileği karmaşık bir yapı, kas esnekliği, tendonların esnekliği, açılar, basış problemli olup olmadığı bunları da ortaya çıkarmak gerekir. Çünkü bu zeminde bu tip biyomekanik normalden sapmalar zemininde ayak bileği ağrıları ortaya çıkıp uzun süre devam ediyor veya antrenman yoğunluğu, maç yoğunluğuna göre tekrar tekrar ortaya çıkıp sporcuyu muzdarip edebiliyor. Bunların hepsi göz önünde bulundurulursa uzun süreden beri devam eden ayak bileği ağrıları da minimum düzeye indirilebilir veya ortadan kaldırılabilir.